Kaptanım, selamlar. Sevgili seyirciler, vapurda çaysımız sohbete hoş geldiniz. Tamam, kaptanla buluşma anımız. Nasılsınız? Çok şükür, sen nasılsın? Çok iyi. Sizleri gördüm, daha iyi. Eksik olma. Efendim, bugün enerjisi boğaz hareketliliği kadar enerjik, iyi, coşkulu, hayata bağlı bir isimle birlikte olacağız. Şair, yazar, aslında bir düşünce insanı. İnsanı seven bir insan, işi de insanla olan biri. Nurullah Genç ile birlikte olacağız. Güzel bir sohbet olacak. Evet efendim, kaptana emanetiz. Peki kimdir Nurullah Genç? Sözleri ve yaşamı ders niteliğinde bir şair ve iktisatçı olan Nurullah Genç 1960 yılında Erzurum'da dünyaya geliyor. İşletme bölümünü bitiren Genç doktor, doçent ve profesör unvanlarını alıyor. Onun şiirlerini, onun yazılarını, onun romanlarını, onun hayata karşı duruşunu seviyoruz ve kendisiyle keyifli bir vapurda çay simi sohbet için bekliyoruz. Ya güzel bir program yapıyorlar. Yani programın adı da güzel. Vapurda çay simit. Pek çok insanın vapur hatıraları var. Vapura binenlerin, binmeyenlerin vapur özlemi var. Dolayısıyla hem vapura binenleri hem binmeyenleri kucaklayan bir program Vapurda Çay Simit. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Güzel bir program oluyor gerçekten. Efendim, ben yıllarca önce 2001 yılında bir kitap yazmıştım, şiir kitabı. Yürüyelim Seninle İstanbul'daydı. Şu anda İstanbul'da yürüyorum. İstanbul hala güneşin ardında, ufuklarında birkaç kara leke, birkaç kan pıhtısı dudaklarında. İstanbul hala sevimli mi sevimli ve hala bir tomurcuk tadında. Yürüyelim Seninle İstanbul'da demiştim, yürüyoruz. Şiir yazmak için en çok kalp mi yorulur yoksa kalem mi yorulur? Yani kalbim de yorulmadı. Kalemin de yorulmadı. Neyi taze tutmak lazım? Peki insanın içindeki umudu bir başkası kırabilir mi? Allah buyurur ki la taknedu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyiniz. Eğer bütün kainatın onun olduğunu, ona ait olduğunu bilir ve inanırsak ve onun yardımcımız olduğuna inanırsak, umudumuzun taze tutulduğu her yerde o bizimle beraber olacaktır. YouTube kanalımıza abone olursanız gerçekten sevineceğim. Beğenirseniz yorumları yazın, mutlu olalım. Beğenmezseniz de eleştirileri açız. Abone olduğunuzu görüyorum, çok teşekkür ediyorum. Olmadıysanız da yanlış görmüşümdür. Yine de sağ olun. Efendim, vapurda çay simit sohbeti kaçırmayın. Zaten izliyorsunuz şu an. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nurullah hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim kaptan. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür Ömer Bey. Ediyorum efendim. Hoş geldiniz. Vallahi sizi merhaba. Böyle görmek çok güzel. Vapurda çay simit. Hoş ne güzel ya. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Nurullah hocam hoş geldiniz. Ben, bana böyle bir de hasret mi yaşattınız yeniden? Çünkü makinem elimde. Bu sahilde gezerek çokça fotoğraf çektim yani. Yıllarca fotoğrafla uğraştığım için. Buradan Süleymaniye'yi, Topkapı'yı, vapura binerek Galata Kulesi'ni ama... Böyle tabii bulutlu havalarda falan çok daha aksesuarı fazla olduğu için gökyüzünün çok güzel fotoğraf çalışmaları yapmıştım burada. Uluslararası sergilere de alındı bazı fotoğraflar. Teşekkür ediyorum. Ne güzel karşıladınız bizi. Efendim ya. Biz teşekkür ediyoruz. Tabii fotoğrafçı kimliği bir başka yönü ama şair tarafınız çok da değerli. Eyvallah, sağ olun. Bir şiirin en yalın halidir unutulmak dersiniz. Tabii... Biz sizi unutmuyoruz. Evet, bir şiirin en yanın halidir unutulmak demiştik yıllar önce. Unutmadınız, teşekkür ediyorum. Çağırdınız, çok sağ olun. Hele bu mısrayla beni karşıladınız ki muhteşem oldu. Efendim çok mutluyuz sizinle olduğumuz için. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. İstanbul'un en böyle keyifli, rüzgarı güzel olan yeri Sarayburnu'ndayız. Şimdi buradan kalabalığa bakmak insana değişik bir ruh hali yaşatıyor. Bir de sakinliğe bakmak var. Genelde kalabalık insanın daha çok dikkatini çeker. Orada ne oluyor, ne bitiyor, neler yaşanıyor ama sakinliğe bakma hali, ne dersiniz buna? Eyvallah. Kalabalıklar içerisinde sükuneti, sükunet içinde kalabalığı yaşayan insan farklı insandır. Ama sakinliğin, sükunetin hali bir bambaşka. Çünkü kalabalıkların içerisinde kaybolma ihtimali daha yüksek. Bir de sakinken kendinizle hesaplaşma imkanınız artıyor. Soruyorsunuz yani işte neyim, neredeyim, kimim, nasılım? Ama kalabalıklar bizi meşgul ettiği için bize
kendimizle ilgilenme halimizi unutturuyor. O yüzden sakinlik güzel bir şey ve sakin bir havada karşıladınız. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Siz herhalde hareket edeceksiniz değil mi? Evet efendim. Biz konuşurken buyurun. Kaptanımız dümen dümende olacak. Dümeni size devrediyoruz. teşekkür ediyoruz. Ediyoruz. Sağ olun. Efendim, çay, simit, sohbet dedik. Onu vapura davet ettik. Sevgili Nurullah Genç'le göz gözeyiz. 11 yıldır TRT ekranlarından, vapurdan sizlere ulaşıyoruz. Vapur aslında sadece bizim için değil, değerli büyüğüm için de evet, önemli evet. Hatıralar taşıyor diye düşünüyorum. Hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben çok şükür gayet iyiyim. Sağ olun. Ömer Bey sağ olun. Çok güzel bir iş çıkarıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Eyvallah. Daha önce de programa geldiğim için değil, arkadaşlarla aramızda sohbetlerimizde. Ya 11 vapurda, yıl sonra sizinle buluştuk. Evet, vapurda çay içmek ve simit yemek varmış filan diye konuşurduk. Sağ olun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Erzurum'dan eyvallah. Buralara geldiniz. Ben Erzurum'da idim evet ama İstanbul'da oturuyorum. 20 yılı aştı. İstanbul'dayım. 2003'te taşındım. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde çalıştım 2010 ile 2012 arası. Hemen Sarayburnu'nda rektörlüğümüz Eminönü'nde, Yeni Cami'nin az aşağısındaydı. Evim Üsküdar'da. Dolayısıyla vapurla gidip gelirdim her daim. Sonra Sütlüce'de bir kampüsümüz vardı. İslam Ticaret Üniversitesi kampüsü. Oraya da yine vapurla gidip geliyordum. Fotoğraf çekiyordum. 2008'den sonra fotoğraf sanatıyla da ilgilenince böyle durmadan vapurdan fotoğraf çekerdim. İşte kameramı alırdım, dolaşırdım. Bazen oturur kitap okurdum. Böyle çok güzel de hatıralarım olmuştur. Bir gün vapura bindim. Ekrem Savaş isminde bir profesör hocamız var. Çok hoş da bir hocamız. Rektörlük yapıyordu. Son durum nedir bilmiyorum. Matematik hocası. Oturmuş böyle vapurda. Karşıya bakıyor ama dalmış gitmiş. Ceketi yanında duruyor. O kadar dalgın ki beni görmedi. Yani selam verdim, duymadı ve görmedi. Ben de hemen ceketini aldım, giydim. Böyle bir yaz havası. Galiba akşam da dönüyorduk. Ceketini aldım, giydim. Öbür tarafa oturdum. Fakat çantamdan, poşetimden kitabımı çıkardım. Başladım kitap okumaya. Unuttum. Benim böyle bir unutkanlığım da vardı. Ceketsizle. Ceketi giydiğimi unuttum. Ekrem Bey'i de unuttum. Bir 15 dakika sürüyor. Kalkması, inmesi yarım saat filan. Okudum. En son anons ediyorlar. Artık vapuru boşaltın. Geldik filan diye. Eyvah dedim, vapurda kalacağım. Böyle bir kalkar gibi oldum. Bir baktım hoca karşımda dikilmiş. Yumruklarını sıkmış bekliyor. Böyle duruyor yani. Böyle gözüme bakar bakmaz. Nurullah dedi. Ya Allah hayrını versin dedi ya dedi. Sen misin dedi ya dedi. Hocam dedim benim. Ya dedi ben kalpten gideceğim. Adam hırsız, ceketimi giymiş. Oturmuş kitap okuyor. Ben hırsızın kitap okuyanını da ilk defa burada görüyorum. Çok güzel. Ben diyor 10 dakikadır neredeyse karşındayım diyor. Şapkayı da böyle eğmişim, görmüyor yüzümü. Seni diyor yani deseydin ki bu benim ceketim, bir yumruk vurup gidecektim. Başka çaresi yok çünkü adamın üstündeki ceketi desem ki cebimde tarağım var diyecek, benim de tarağım var. Böyle bir hatıram var. Bir de bu modern hayat bizi birbirimizden bir hayli uzaklaştırıyor. Yani elimizdeki telefonlara dalıp gidiyoruz. Ya şimdi sizin yaşamınız tabii dile kolay yani. Köyde yol yok, elektrik yok, okul yok. Şu anda vapurda programdasınız yani. Yani düşünebiliyor musunuz nereden nereye çizgi? Hayatta böyle hani bir kalenin içindekiler var, bir de kalenin dışındakiler var. Kalenin dışındakiler içeride olanları, içeridekiler de dışarıda olanları merak eder. Siz neyi merak edersiniz genelde? Aslında hani evet. İnsan hep içinde olmadığı, sahip olamadığı, yaşamadığı, görmediği şeyleri merak eder ya. Evet. O konuda tezatlarım var biraz benim. Yani pek çok insanın merak ettiği şeyleri çok merak etmem. Daha çok insanların ulaşamayacakları şeyleri, ben de dahil, ulaşamadığımız şeyleri merak ederim. Yani ne gibi? Herkesin ulaşabileceği şeyleri çok merak etmem. Mesela Şili'yi merak etmem. Neden? Çünkü binersiniz uçağa gidersiniz. Bir hafta kalırsınız, gezersiniz, nereyi merak etmem dediniz? Şili'yi merak etmem mesela. Ya da ne bileyim işte Nepal'i merak etmem. Çok güzel yani. Yani kolaydır. Yani binersiniz, organizasyon yaparsınız, gidersiniz. Sonuçta imkan var. Yani gidebilirsiniz.
Ama yani ulaşamayacağı şey nedir insanın? Mesela pek çok insanın ulaşamayacağı şey küçücük bir canlının gözüdür. Yani ufacık bir böceğin büyüttüğünüz zaman o gözünden ortaya çıkacak manzaradır. Onu merak ederim mesela. Yani onun için mesela makro fotoğraf çekerim ben. Böyle özel lenslerle küçücük nesnelerin ya da canlıların gözlerini 10 kat büyüterek mesela çekmeyi çok seviyorum. Ve oradaki hakikati gördüğüm zaman farklı bir mutluluk yaşıyorum. Çünkü başkalarının ulaşamayacağı bir şey o. Kolay yapamayacağı bir şey. Ya da zerreden kainata. Mesela şu ana kadar keşfedilmemiş bir yıldızı merak ediyorum. Şimdi keşfedilmediği için adını da bilmiyorum. Değil mi? Ama nerededir, nasıldır, hangi büyüklüktedir? Mesela kara delikleri çok merak ediyorum. Kara delik dediğimiz şey, denilen şey. Şiirlerimde de vardır. Yani hatta Söylemana Hindiba şiirinde de kullanmıştım. Bir kara delikten bakarken hayat diye. Tabii kara deliği merak ediyorum. Ya böyle normal şartlarda o günkü imkanların el vermediği ama var olan fakat görülmesi mümkün olmayan şeyleri daha çok merak ediyorum. Şimdi çocukluk arkadaşım, çok sevgili dostum Baran Oruç'la sohbetteyiz. Ömer dedi, dün hatta konuşuyorduk bu merak duygusu üzerine. Hı hı. Taşı kaldırırsan Ömer, solucanı görürsün dedi. Şimdi bazen o merak duygusu güzel şeyler oluşturuyor insanda ama bunun dengesini yakalamak da önemli. Tabii tabii. Bir de işte hakikaten de yani ben neyi merak ederim diye zaman zaman kendi kendime de sorduğum bir sorudur. Mesela ben Cumhurbaşkanı'nı merak etmem. Ya hangi ülkede olursa olsun. Göz önündedir. Ya herkes görür zaten. Gelir gider, televizyonlarda izlerseniz, mitinglerde. Ama çaycısını merak ederim. Yani çaycısı kimdir, nedir, ne düşünür, neler yaşar, hayatı nedir, nereden gelmiştir, kimdir? Mesela kralı merak etmem, soytarısını merak ederim. Yani soytarısı ne iş yapar, niye soytarı oldu? Yani işte padişahı merak etmem, maskarasını, saray maskarasını merak ederim. Gerçekten de yapım böyle. Onun için de toplantılarda, işte bürokratik programlarda filan en arkada otururum mesela. Yani önde oturmayı merak etmem. Mesela protokolün içerisine girmeyi merak etmem. Sahneye çıkmayı merak etmem. Ya bir çıkayım falan diye. Mesela sessizliği severim. Alkışı çok merak etmem. Yani bunlar benim hayatımın özellikleri. Yapım, çok güzel. Yapım böyle. İzleyicilerimizden gelen sorular yine güzel. Onları da sormak istiyorum arada. Çünkü yazıyorlar sosyal medyadan bana. Eyvallah. Şiir yazmak için en çok kalp mi yorulur yoksa kalem mi yorulur demiş. Güzel. Şiir yazmak için en çok kalp mi yorulur, kalem mi yorulur? Evet. Soruyu soran kardeşimize teşekkür ediyorum. Çünkü ilk defa böyle bir soruyla karşı karşıya kalıyorum. Her ne kadar beynimizden, zihnimizden, kalbimizden doğsa da bütün yaptığımız işlerin sonunda ayaklarımız yorulur. Çok güzel. Ellerimiz yorulur. Çekemez olur. Evet. O yüzden kalbimin yorulduğunu hiç hissetmedim bugüne kadar, hiç yaşamadım. Ama bedenimin yorulduğu, çöktüğüm, artık yazamadığım, yapamadığım zamanlar çok oldu. Fakat kalemlerim hiç yorulmadı benim. Yani kalbim de yorulmadı, kalemim de yorulmadı. Çok güzel bir cevap. Beden yoruldu, eller yoruldu, ayaklar yoruldu, gözler yoruldu, uyku bastırdı. Kalbim ve kalemim hep dinçti. Çünkü uyandığımda, rüyamda bile yazdığım mısraları uykulu halimle kaleme alıp kağıda geçirdiğim zamanlar oldu. Hocamızın röportaj sohbeti de şair evet. Hani. Kafiyeli. İçimizden nasıl geliyorsa öyle. Evet. Peki şiirlere isim verirken kimlere danışıyorsunuz? Bir izleyicimiz de böyle sormuş. Sağ olsun izleyicimiz. İsimleri danışmıyorum genellikle. Bir isim çalışması yaptıktan sonra soruyorum arkadaşlara bu isim nasıl diye. Mesela şu anda bir şiir kitabı ismi var. O isimle işte bir takım şiirler yazıyorum. Bazen soruyorum arkadaşlara diyorum ki hatta buradan duyurmuş olalım. Kitabın adı Tahta Bavul Şiirleri. Tahta Bavul. Yani tahta bavulun içinden çıkacak şiirler. Tahta bavul önemli biliyorsunuz eski zamanlarda. Kesinlikle. Onun içinde çok şey olur yani. Evet. Siz peki böyle seyahatlerinizde en fazla yanınıza aldığınız şey ne oluyor? Yani bir tişört, bir kazak dışında kitap mıdır? Kitap ve fotoğraf makinem. Yani ikisi sürekli yanımdadır. Mutlaka kitabımın olması lazım. Çünkü okumam gerekiyor, bakmam gerekiyor. Bir de fotoğraf makinem. Fotoğrafla da ilgilendiğim için 2008'den beri çok sayıda ülkede fotoğraflarım sergilendi. 30'u aşkın ülkede.
altın madalya dahil pek çok fotoğraf ödülü kazanmak nasip oldu. Makinem mutlaka yanımdadır. Neden? Çünkü bir şey görürsünüz, onu çekmeniz lazım. Makine yoksa çekemezsiniz. O pişmanlık fotoğraf makinesinden daha kıymetlidir. Yani o pişmanlığı yaşamamak. Değil mi? Tabii. Rahmetli Aragüler'i de ben öğrencilik zamanları İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde görürdüm. O zamanlar 20 yıl önceydi. Fotoğraf makinesi vardı. Vefat etmeden kısa zaman önce gördüğümde yine boynunda fotoğraf makinesi vardı. Tabii. Ve artık kamburlaşmış bedeni, o makine ağırlaşmış ama yine taşırdı. Evet, ama ben bunu zaten fotoğraf dersini aldığım hocamdan öğrendim. Yani benim yaşlarımda ama bana fotoğraf öğrettiği için hocam diyorum, Osman Karadeniz. Bir de Abdülkerim Dinç diye bir ağabeyim var benim Erzurum'da. İlk fotoğraf bilgilerini ondan almıştım. O Erzurum'da olduğu için sürekli gezemedim. Burada Osman Karadeniz diye bir arkadaşımızdan fotoğrafı öğrendim. Hatta sonunda beni kovdu zaten. Niye? Ya çok güzeldir onun hatırası. Lütfen paylaşın. Tabii ben böyle başladığım zaman bir işi bitirmek zorundayım. Alasını öğrenirim. Mesela şu anda 3 bant bilardoya zaman ayırdım. 4 senedir durmadan 3 bant bilardo oynuyorum. Ve şu anda ciddi manada kol eğitimi yapıyorum. Oldu değil mi? Yani. Esneklik evet. Kazandırıyor. Tabii tabii. Doğru. Bilardo'yla epeydir haşir neşirim. Fotoğrafa başladıktan sonra 2 ay ders aldım Osman Karadeniz'den. İstanbul'u gezdik, dolaştık. Yani işte Boğaz'ı gezdik, vapur seyahati yaptık beraber, Boğaz turu yaptık, fotoğraflar çektik. 2 ay sonra bir gün gece yarısı aradım onu. Saat 3'te gece. Uyandı, telefonu kaldırdı. Buyurun dedi. Osman Bey, ben Nurullah dedim. Hayırdır hocam dedi. Ya dedim, çok güzel bir dolunay var dedim. Bir evden inseniz de ben de gelsem de bir dolunay fotoğrafı nasıl çekilir bir öğrensem sizden. Çok güzel. Şimdi ben neredeyim ama? Ben Üsküdar'dayım. O avcılarda. Çok iyi. Gece yarısı 3'te arıyorum. Mümkün değil. Hocam dedi, siz ne diyorsunuz dedi. Kapattı telefonu. Sonra aradım, tabii fişi çekmiş telefonu. Cep telefonu kapalı. Ertesi gün beni aradı. Dedi ki, ay hocam dedi, siz gerçekten gelecek miydiniz? Evet dedim, ya ben hazırlanmıştım. Dolunay fotoğrafı öğrenecektim. Yani gece dolunayı nasıl Allah'ım çekeriz filan diye. Ya hocam dedi, aile saadetim bozuldu. Etmeyin ya. Saat 3'te gece beni arıyorsunuz dedi. Hanım soruyor, bu kim seni arıyor gece bak. Sonra bir yemek yedirdi bana. Dedi ki, hocam size öğreteceğim bir şey yok artık. Gidin fotoğraf çekin. O yüzden kovdu diyorsun. Ama makinanızı yalnızdan ayırmayın dedi. Çünkü bir yerde bir şey olur. Çekemezseniz pişman olursunuz. Makinanız mutlaka yanınızda olsun. O gün bugündür Osman Bey'in tavsiyesi üzerine ve haklı da bularak fotoğraf makinemi yanımda taşıyorum. Şimdi de yanımda. Bilal Bey de kardeşim de, arkadaşım da şu anda. Böyle yani. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Alo, Seyfullah mı? Feyzullah mı? Nurullah mı? Evin içinde böyle şeyler olduğu zamanlar oldu mu? Birazdan alo diyeceğiz. Evet. Bir izleyicimize bağlanacağız. Sizin eyvallah. Seven bir kişi. Babamın ismi Seyfullah, amcamın adı Feyzullah. Emrullah kardeşimin ismi. Küçücükken vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Amin cümle geçmişlerimize. Bazen karışıklık olurdu. Yani iki kardeş arasında. Yani Feyzullah'ı çağır diyecek yerde Seyfullah'ı çağır derdi dedem. İşte babam gidince ya ben Feyzullah demiştim filan derdi. Bu karışıklıklar olurdu. Yakın isimler tabii. Bizde fazlaca konulur. Yani Seyfullah, Nurullah, Feyzullah, Hayrullah, Emrullah filan. Özellikle doğuda çokça rastlayabileceğimiz isimler. Şöyle bir sorum var. Bir çok sevdiğim bir dostumdan aslında hislerimi, aslında çok sevdiğim bir dostumun hayata yaklaşımı, başına gelen olaylar sonrasındaki örnek düşüncesi bana bu soruyu sorduruyor. Eyvallah. Hangi insana hiçbir şey olmaz sorusunun aslında. Neden bunu söylüyorum? Sevgili dostum Sina, şimdi babasının uzun süren bir rahatsızlığı oldu. İşler bazen istediği gibi gitmedi. O süreç olarak bir erkek çocuk olarak babasına her türlü bakımı yapma durumunu yaşadı. Öf demedi, pöf demedi. Dediği şey hep şuydu. Yani sonuç olarak Allah bana belki de hani bunun mutluluğunu bana yaşatıyor yani. Ve buna inanarak güzellikle söyledi. Ben de bunu hep örnek olarak içimde tutuyorum, paylaşıyorum. Ben diyorum ki Sina'ya bir şey olmaz. Yani sonuç olarak bir şey olduğu zaman o onun güzelliğine bakabiliyor. Evet. Siz ne dersiniz? Evet, biz böyle kelime oyunlarıyla da sorulan sorulardan çok hoşlanırdık. Gençliğimizde, çocukluğumuzda filan. Yani çeşitli sorular sorardık.
Mesela bekçi hırsızı görünce ne yapar filan diye sorardık. İşte itfaiyeci işte yangın çıkınca ne yapar? Onun kelime oyunları vardır. Ya da işte bir adama demişler ki Türkiye'de bir yerin adını söyle bütün borçlarını silelim. Söylemiş silmişler. Kütahya'nın Ödemiş ilçesi filan derdik. Şimdi işin hakikati şu. Hangi insana hiçbir şey olmaz? Artık hayatta olmayan insana. Yani eğer bu dünyada geçip gittiyse artık ona bir şey olmaz. Hocam yine espriyle bizi güldürdü pazar sabahı. Onun çünkü ona artık bir şey olmaz. Ama dünyadayken ise her insana bir şeyler olur. Neden biliyor musunuz? Hiç fark edemediği halde hücreleri ölmeye başlar daha fazla. İçinde bir şeyler değişir farkına varmaz. Ne olur biliyor musunuz? Her insana bir yaşadığı gün bir önceki gün değildir. Günü değişir, dakikası değişir, saati değişir. Gücü azalır ya da artar. Çocuksa artmaya başlar. Olgunluktan, olgun yaştan sonra düşmeye başlar. Her insana bir şeyler olur. İyi şeyler olsun. İsteriz ki iyi şeyler olsun. Ama yani ölüme doğru gittikçe de insan kaybeder. Aslında doğduğu andan itibaren de kaybetmeye başlıyor. Her doğum kutlaması aslında kaybedilen bir yıl demektir. Ya hocam. Doğru. Bir de böyle bakmak lazım. Kesinlikle. Mutlaka bir şeyler olur yani. Evet. Size baktıkça aslında ben de o şairane tarafın dışında bir gerçekçi görüyorum. Zaten çok şiirle bence. Merkez Bankası'nın bir araya gelmesinin sebebi o zaten. Ya daha doğrusu ben iktisatçıyım, işletmeciyim. İşletmeyle sanatın, edebiyatın aynı anda birlikte hani başarmaya çalışarak yürütülmesi arzusunun kaynağında bu var. Bir tarafım benim hayallerle, edebiyatla, estetikle, bediiyatla, efendime söyleyeyim, güzeli, doğruyu, iyiyi arayan bir ruh yapısıyla iç içeyken, bir tarafım da rakamlarla, gerçeklikle, hakikatle, dünyanın acısıyla, sıkıntısıyla, yüzleşerek, hesaplaşarak yaşamamız gerektiğine dair düşünceyle beraber. Bir yüzden, dengede. Evet, ya ikisini bir denge içerisinde tutmaya çalıştım yıllardır. Şükrediyorum, Allah da bu gücü verdi. Gerçekten eğer bir yanım dengeyi bozsaydım ve bir yanım öne çıksaydı, mesela şairliğim ya da sanat edebiyatla ilişkim baskın olsaydı bambaşka bir adam olur çıkardı. İstanbul Boğazı'ndan Almanya'ya bağlanıyoruz. Vapurdan alo diyoruz. Alo. Alo. Selamlar, nasılsınız? Selamlar, sevgiler Ömer Bey, merhabalar. Selamlar. Teşekkür ederim. Meral Hanım'la görüşüyoruz. Evet. Nasılsınız, ne iş yaparsınız? Sizi tanımak isteriz. Teşekkürler öncelikle. Ben Meral Güney, 38 yaşındayım. Söylediğiniz gibi Almanya'da yaşamaktayım. Ticaretle meşgulüm. Yakın zamanda psikoloji okumaya hazırlanıyorum. Aynı güzel. Zamanda da edebiyat, insan duyguları ve mana arayışı yolunda hoş derdi olan bir insanım denilebilir. Ne güzel ya. Edebiyat, duygu, mana arayışı. Harika. Harika. Eyvallah. Sevgili hocamızla, sevgili Nurullah Genç'le sohbetteyiz. Onu da sevdiğinizi tahmin ediyorum. Sorunuzu da almak isteriz. Çok teşekkür ederim. Değerli Nurullah Bey, öncelikle buyurun hoş kardeş. Geldiniz Mert. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, sizi dinliyoruz. Sizleri bu programda görmek bizim için çok güzel. Eyvallah. Sizler de yıllardır izleyicisi olarak Vapur Çay Simit Sohbet programının bir parçasıyız artık. Kendi evimizde gibi hissediyoruz sizi. Sağ olun. O yüzden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Evet. Evet. Sormak istediğim soru kısa yaparak sormak istiyorum. Çünkü yıllardır kalemle okuduğum bir insansınız. Çok değer verdiğim bir insansınız. Eyvallah. Rüveyda kitabınız benim elimden, önümden, arkamdan ya hiç ayırmadığım bir kitabınız. Böyle açıp açıp okumaktan ziyade kaçıp kaçıp okuduğum bir kitab. Hatta artık benim görünmek bir parçam gibi hissediyorum. Evet. Sizin de tam böyle hissettiğiniz bir kitap var mı? Yani yanımdan ayırmadığım, bana ışık olan oldu dediğiniz bir kitap var mı? Açıkçası ışığım olan kişinin ışığını çok merak ediyorum. Teşekkür ediyorum. Rüveyda'yı yanınızdan ayırmadığınızı söylediniz. Bu benim için büyük mutluluk. Çok sağ olun. Evet, ben de zaman zaman Rüveyda'yı kendi kendime böyle sakin, sessiz bir şekilde okurum. Benim de sizin ayırmadığınız manada
yanımdan ayırmadığım, zaman zaman tekrar baktığım bir kitap var. Benim dünya görüşümü de şekillendiren, doğuyu batıyı anlamamı sağlayan, bundan yaklaşık bir ay önce de mezarının başında dua ettiğim Aliye İzzet Begoviç'in Doğu Batı, Doğu ve Batı arasında İslam kitabıdır. Çünkü Aliye İzzet Begoviç Doğu'yu da çok iyi bilen, Batı'yı da çok iyi bilen, son yüzyılın yetişmiş en büyük devlet adamlarından, en büyük bilginlerinden, alimlerinden birisidir. Çilesini çekmiştir hayatının. Felsefeyi bilir, sosyolojiyi bilir ve psikolojiyi çok iyi bilir. İslam'ı ve İslam'ın dışındaki diğer ilahi dinleri çok iyi bilir. Çünkü yıllarını zindanlarda geçirmiştir. Hem Batı felsefesini zindanlarda okumuştur. İslam'ı zindanlarda yeniden gözden geçirmiştir ve Doğu Batı arasında İslam'ı yazmıştır. Ağır bir kitaptır ama o kitabı defalarca okursanız göreceksiniz ki dünya aslında Aliye İzzet Begoviç'in baktığı yerden baktığınızda bugünkü manzarasını anlayabileceğiniz Doğu Batı arasındaki İslam'daki dünyadan ibaret. Ve gerçekten de benim zaman zaman da tavsiye ettiğim başucu kitabımdır. Siz Rüveyda'yı başucu kitabı sayarak duyurdunuz. Ben de Aliye İzzet Begoviç'in Doğu Batı arasında İslam'ını bir başucu kitabı olarak söyleyeyim. Umarım ki kardeşlerimiz de alır, faydalanırlar o kitaptan. Çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm aileye sevgiler diyoruz. Güzeldi. Vallahi yani. Yani fark ettiniz mi? İskele'ye yanaştık. Benim sormak istediğim çok soru vardı ama şuna kısaca bir cevap rica ederim sizden. Neyi taze tutmak lazım? Evet. Neyi taze tutmak lazım biliyor musunuz? Umudu. Umudu. Umudu taze tutmak lazım her daim. Peki insanın içindeki umudu bir başkası kırabilir mi? Zaten insanlar birbirlerinin umutlarını kırmasalardı yeryüzünde umut sorunu olmayacaktı. Mesela bizim umudumuzu diğer canlı varlıklar kırmıyor. Yani duvarımızda gezinen örümcek bizim umudumuzu ya da çekirge kırmıyor. Bizim umudumuzu kaplanlar, arslanlar filan, dinozorlar filan eski. Bizim umudumuzu kıranlar zaten insanlar. İnsanlar birbirlerinin kurdu olmasalardı, İnsanlar birbirlerinin yurdu olabilseler umut kırılmayacak. Yani umut bizimle beraber olacak. Umutlarımızı taze tutalım. Neden? Çünkü Allah buyurur ki la taqnedu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyiniz. Eğer bütün kainatın onun olduğunu, ona ait olduğunu bilir ve inanırsak ve onun yardımcımız olduğuna inanırsak umudumuzun taze tutulduğu her yerde o bizimle beraber olacaktır. Ağzınıza sağlık. Buna inanırız. Ben de inanıyorum. Eyvallah. Eksik olmayın. Sağ olun. Siz sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Tabii insan tabii bu içinde hissettiği umutla birlikte bazen kendini kötü hissettiği. Evet. Zaman zaman ben de kendimi kötü hissettiğimde diyorum ki kendime, kendini üzme Ömer. Hani başkası der ya aslında. Üzme kendini. Ben evet. Kendime diyorum bazen. Üzme kendini. Sıkıntılar oluyor. Tabii yani ki. Siz köyden İstanbul'a geldiniz. İstanbul'a geldiğinizde neler oldu Allah bilir. Hayatım sıkıntıyla dolu benim. Yani ilkokulu iki ayrı köyde okumuşum. Ortaokulu iki ayrı yerde. Annemin babamın yanında ekmek yiyip, çay içip, su içip okula gitmedim. Yani bir insanın ailesinin yanında karnını doyurup okula gitmesinin tadını bilmem. Ve hayatım sıkıntılarla geçmiş. Umutsuzluk hiç yaşamadım Allah'a şükür. Bakın okulu bırakma noktasına geldim. Borçlanmışım Erzurum'da. Üniversitede okuyorum. Neye borçlandınız? Arkadaşlara. Param yok, çalışamıyorum. Çünkü hep çalışarak okudum. Babam gitmiş Ege'de zeytinyağı fabrikalarında çalışıyor. Para gönderdi, bana ulaşmadı. Herkese borçlanmışım. Yani şu günkü parayla belki 30 bin lira falan borcum var. Misal yani. Artık isteyecek yüzüm kalmadığı için okulu terk ettim. Orasana gittim. Amcama dedim ki ben okulu bırakıyorum. Bir sene donduracağım. Bir sene sonra dedim devam ederim. İş bulursam çalışırım. Bulamazsam da bir sene sonra devam ederim. Benim o gün bile umudum kırılmamıştı. Bir yıl ara vereceğim sadece. Ya devam edeceğim dedim. Bir hak dostu insan geldi bana bir miktar para verdi. Dedi ki götür borçlarını ver. Bunu da ben babandan alırım dedi. Döndüm okula devam ettim. Ondan sonra babam da geldiğinde zaten babam yakalamış beni. Oğluna şu kadar para verdin, onu ver filan diye. Şimdi çok sıkıntılı bir durum bu. Yüzüne bakamıyorsunuz insanların. Paralar almışsınız, doğru, şimdi anlatması kolay. Şimdi kolay. O günü bir düşünün. Benim o gün bile umudum tazeydi. Hiç yitirmedim. Yani mutlaka bir yol vardır. İstanbul'a geldiğinizde? İstanbul'a geldim 2003'te.
İşte danışmanlık yapıyorum. Yani üniversitede, Kocaeli Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Bakın 7 yıl Kocaeli'ne gittim geldim ben. Yani 100 kilometre sabah gidiyorum, 100 kilometre akşam dönüyorum. Haftanın 4 günü, 5 günü gidiyorum. Burada danışmanlık yapıyorum. İstanbul'u bilmiyorum, yolları şaşırıyorum. Bazen şiir okuyarak bir sapak kaçırıyorum İstanbul'da. Bir saat dolaşıyorum filan. Böyle çok enteresan, güzel de bir şeyim vardır. Hatıram, vaktimiz ne kadar bilmiyorum. Lütfen buyurun. Bir şirketin yönetim kurulu toplantısı var. Ben de yönetim kurulu başkanıyım şirkette. Hem danışmanlık yapıyorum hem de yönetim kurulu başkanlığı yapıyorum. Sebebi de yönetim kurulu üyelerine ve şirket sahiplerine şirket yönetimi nasıl olur? Bunu öğretmeye çalışıyoruz. Yani anlatmaya çalışıyoruz ekip olarak biz. Sertan diye bir arkadaşım var benim. Birlikte danışmanlık yaparız. Sertan Koca Saraç. Şimdi de beraberiz zaman zaman. Dedi ki hocam sakın dedi sapaklardan önce şiire falan dalma. Bazen şiire dalıyorsun, şiir okuyorsun, bir şey yapıyorsun, hayallere dalıyorsun. Gidiyorsun. İki saat toplantılar, iki saat gecikiyorsun filan. Bir de dedi, bozuk para olsun cebinizde dedi. Tamam dedim, mümkün mertebe bozuk parayla geziyorum. Bozuk para var cebimde ama yeter mi yetmez mi ona bakmamışım. Güneşli'de bir yönetim kurulu toplantısına gideceğim. Üsküdar'dan yola çıktım, gidiyorum şiir okuyorum. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır filan diye Sezai Karakoç'un şiiriyle başladım. Kendi şiirlerimden okuyorum. Bir baktım ki Edirne'ye gidiyorum. Geçmişim gişeleri filan. Edirne levhaları gözümün önünde, Edirne'ye doğru gidiyorum. Eyvah dedim ya, ben ne yapıyorum? Bilet de almışım. Avcılardan geçmişim gişelerden. Bir baktım cebime. Şimdi Türkiye'nin geldiği noktayı anlamak açısından da önemli. 1 milyon 250 bin lira var cebimde. Çok iyi bak. 1 milyon 250 bin lira var cebimde. 1 milyon 250 bin, 1 milyon 750 bin lira geçiş ücreti. Yani 1 lira 75 kuruş. Yani bugünkü parayla 500 bin liraya ihtiyacım var. O günü anlatıyorum ya, o günle söylüyorum. 500 bin liraya ihtiyacım var. Ya ben ne yapacağım şimdi? Toplantıya yetişemem. Yol kenarında bir adam durmuş. Akşam karanlığı da çökmek üzere. Durmuş arabasıyla uğraşıyor. Dedim ki ya şuna yardım edeyim. Fener tutayım, bir 500 bin lira alayım ondan. Durdum, yanına gittim. Ya dedim böyle böyle bilet aldım. Bozuk param yok. 500 bin liraya ihtiyacım var. Fener tutsam bana bir 500, ya 50 kuruş istiyorum. Bana bir 500 bin lira verir misiniz? Git işine ulan dedi. Senin başka işin yok mu? Öyle herhalde kaldınız. Şaka zannetti. Dedim ki ya gerçekten ihtiyacım var. Ya gitsene dedi, sen dedi başka işin yok mu senin? Alamadım 500 bin lirayı. Yani döndüm arabama doğru yürüyorum. O anda baktım böyle bir yarım kamyon durdu. Hani kamyonetten biraz büyük. Böyle orta boyudan biraz daha, yani kısa boylu bir adam, tıknaz bir adam yürüyor bana doğru. Geldi böyle bıyıklı filan bir adam. Tiz bir sesle, ya selamun aleyküm dedi. Ya aleyküm selam dedim. Ya dedi benim bir sorunum var. Valla benim de sorunum var dedim. Buyurun. Dedi ki senin sorunun nedir? Ya dedim böyle böyle 500 bin liraya ihtiyacım var. Ya ben sana dedi al dedi 5 milyon. 5 lira çıkardı 5 milyon. Yok dedim 5 milyon olmaz, bana 500 bin lira ya da işte 1 milyon ver yeter bana. Yok dedi sen bunu al, almam dedim. Neyse sonra bana verdi, 1 milyon verdi. 2 milyon 250 bin liram oldu. Senin sorunun nedir dedi. Dedim dedi ki ben de Şirinevleri bulamıyorum, Şirinevler yolunu. Tamam dedim, düş peşime ben seni götüreyim. Bindik gidiyoruz, aklıma geldi ki ben Şirinevler yolunu bilmiyorum. Adamı nasıl götüreceğim şimdi? La havle ve la, ne yapacağım şimdi? Adama sözle, unuttum, çok da unutkanım. Yani yolu bilmediğimi unuttum o anda. Eyvah dedim, şimdi beraber düşeceğiz yollara. Geldik, gişelerden geçtik. Dedim ki sorayım. Yol kenarında bir taksi var, yanına gittim adamların, anlattım. Dedim ki bak bu adamdan 500 bin lira para aldım ben işte. 1 milyon para aldım. Yolu bilmiyorum, ne olur bana Şirinevler yolunu düzgün tarif edin. Bu adam da Urfa'dan ev getiriyormuş. Ev taşıyor, adamı götüreyim. Tarif ettiler. Gittik dolaştık, şu sapak değil, bu sapak değil derken gişeler çıktı önümüze. Bilmiyorum ya, İstanbul'a yeni taşınmışım. Bilet aldık, yola çıktık, baktım Edirne'ye gidiyoruz. Ya hocam ya. Durdum, adam durdu geldi. Ya ne oldu dedi. Dedim ki ya herhalde yanlış gittik, kusura bakma. Ben de Şirinevler yolunu bilmiyordum, unuttum. Ne yapacağız dedi. Dedim ki şimdi bir daha şeyden geçmemiz lazım. Hele sen bana bir 1 milyon daha ver. 500 bin lira daha ver bana. Dedi ki ya dedi sen manyak mısın dedi. Ben sana 5 milyon verdim dedi. Niye almıyorsun?
Bak dedi, ben şimdi ne yapalım biliyor musun dedi. Bir taksi tutalım, ikinizi de götürsün geçen taksilerden. Dedim yok, inatta bir murattır derler, bu yolu bulacağız. Neyse ben ondan... Binmediniz. Tabii binmedik. Bir para daha aldım, ufak bir para. Bir daha gittik, işelerden geçtik. Askeri inzibat duruyor. Dedim artık bunlar iyi tarif ederler. Abi askeri inzibata sordum. Dedim ki ya Şirinevler yolu. Orası yanlışmış dedi. Şu sapaktan gideceksiniz. Gittik, döndük, dolaştık Edirne yoldan. Ya hocam ya. Adam geldi dedi ya ne oldu dedi. Dedim ki sorma. Bu sefer Allah'tan sormuyor. Kimsin, nesin, mesleğin nedir filan diye de sormuyor adam. Dedim ki artık gişelerden geçmek yok. Sizin toplantı gitti, toplantı gitti. Sertan Bey beni arıyor filan, ulaşması mümkün değil. Toplantı zaten gitti. Gişelerden geçmeyeceğiz dedim. Tekrar geri döndük. Geldik. Çift yani gidişi gelişi olan yol. Emniyet arabası yani polis arabası bekliyor orada. Yanlarına gittim, dedim ki size bir hikaye anlatacağım. Ne hikayesi dedi adam. Kısa dedim, bir iki dakikalık. Bizim arkadaş da bekliyor arkada. Ben başladım anlatmaya, oradaki polis arkadaş gülüyor. Diyor ki durup durup para aldığın adam bu mu diyor. Ya dedim öyle yapma dedim. Yani bu iyi niyet, iyi niyet olan bir şey. Neyse anlattım bitti, dedi ki arkadaş dedi amiri. Bu hikayenin kahramanlarından birisi de biz olalım. Gel dedi, biz dedi bunları götürelim şimdi. Bırakalım. Ve bizim önümüze geçtiler. Bizi aldılar Şirinevlere doğru götürdüler. Polis arabasıyla mı gittin? Ne sıkı. Tabii tabii. Onların rehberliğinde Şirinevlere gittik. Adam bana bay bay etti. Ben adama ayrıldık. Böyle güzel ya, hatıralarımız oldu. İlk geldiğimde de. Bu sıkıntıyı çok yaşadım. Yani. Ya bugün bizi emanetti hocamız. Evet bugün yok. Yolu şaşırmadık. Yolu şaşırmadık bu arada. Artık şaşırmıyoruz Allah aşkına. Eksik olmayın. Bayağı bir gezdik İstanbul'da çünkü. Zaman su gibi akıp geçti gerçekten evet, sizinle. Eyvallah sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir çok sağ olun. Vapuru stüdyoya çevirmek de vallahi siz burada yani şahitsiniz. Ben de hiç yani anlatmadığım şeyler anlattım bugün. Gayet güzel oldu. Çok teşekkür sağ olasınız. Teşekkür ediyoruz. Küçük bir armağanımız var, kabul ederseniz. Eyvallah. Başımızın üzerine. Demek. Yani 5 milyondan bahsetmişken. Hoca evet sevgili seyirciler. Bu arada hocamız tabii yıllar öncesinden bahsettiği tabii için. Tabii 6 sıfırın silindiği zamanlardayız. Hocam buyurun oturun çok lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne demek? Sağ olun. Ya ben ne olduğunu aa! Aa bu harika bir şey. Hayatımda aldığım en güzel ödül bu. Neden biliyor musun? Neden? Limonsuz çay içmem. limon sıkacak. Midemden dolayı bugünlerde limonu azalttım ama mutlaka limonlu çay içiyorum. Yani her çayıma limon katıyorum. O limon da sıkacağı. Bu limon da var, vapurdayız diye efendim sevgili seyircilerimiz. Evet, evet, evet. Çok güzel oldu ama ben bunu hiç kullanmadım. Bu nasıl onu soka soka iyice yapıyoruz. Sonra tamam. Suyu çıkıyor. Tamam, biz genellikle kesip atıyoruz. Dolayısıyla suyunu çıkarım. Limonun suyunu çıkarım. Tamam. Bu daha pratik. Valla bu var ya işte unutulmaz. Bana burada büyük bir böyle bir şey hediyeler falan verseydi unutulur giderdi. Ama çay simitte bana limonu ve sıkacağı verdiler, tutuşturdular elimi. Ömer Bey alacağın olsun falan diye. Ben bunu daha unutmam. Unutmayın. Bizi unutmayın. Aslında bizim eyvallah. Size armağanımız bir kayık. Sağ olun. Buyurun. Değerli teşekkür diyeyim. Ediyorum. Çok bunu sağ olun. Bunu ben sizin için alıyorum, saklayacağım. Tamam. Aa, ben bunu kağıt zannettim ya. Kağıt değilmiş bu. Seramikten. Evet, seramikten. Şöyle, müpteladır gemiler benim denizlerime. Birkaç deli güvercin konuyor güverteye. Vapurda çay, simit ve sohbet var. Denizin son martıları eşliğinde. Allah, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Denizin son martıları abi, benim bir kitabımın adı. Birkaç deli güvercin ve müpteladır gemiler benim denizlerime. Bu gemimiz de bu denize müptela. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür sağ olun. Çok duygulandım, sağ olun. Siz sağ olun. Allah gelişiniz olsun. Güle güle. Sağ olun, gelişiniz sağ olun. Eyvallah. Güle güle. Her işiniz güle amin. Güle olsun amin. İnşallah. Sizin de her işiniz asan olsun, kolay olsun. Amin. Sağ olun. Arkadaşlara ederiz. Da ekibe de teşekkür ben ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Hocamız çok sevmez ama alkışlayalım. Alkışlıyoruz kendisini. Hatıra fotoğraflarımızla sizlerleyiz efendim. Sağ olun. YouTube kanalımıza abone olursanız gerçekten sevineceğim. Beğenirseniz yorumları yazın. Mutlu olalım. Beğenmezseniz de eleştirileri açız. Abone olduğunuzu görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Olmadıysanız da yanlış görmüşümdür. Yine de sağ olun. Efendim, vapurda çay simit sohbeti. Kaçırmayın. Zaten izliyorsunuz şu an. Vapurda çay ve simit. Ne hoştu bu güzel programın konuğu olmak. Teşekkürler Ömer Bey ve kıymetli ekibi. Hele verdiğiniz o seramik kayığın üzerine yazdığınız kalbimin mısraları... Müpteladır gemiler benim denizlerimi yeniden yaşattı bana. Teşekkürler. Nurullah Genç.